Zaten her akşam programlarınızı dinliyorum ve çok gayret sarf ediyorsunuz. Memleketin tüm meseleleriyle çok yakından ilgileniyorsunuz. Bu bir gerçek ve bunu kendi gözlerimle de görüyorum. Yalnız Türkiye'de bir oyun oynanıyor. O da demokrasi oyunu. Bugün 550 tane milletvekili seçtiğimiz parlamento var. Fakat bu parlamentoda bu milletvekillerini seçen sadece ve sadece liderler. Liderlerin başında hiçbir şahsın milletvekilini seçtiğine ben inanmıyorum. Sebebi de şu. Liderler listeleri yapıyor. Listeleri yaptıktan sonra da bir de listeyi yaparken kendine yakın olan insanlarla bir sıralama yapıyor. Ve vatandaşa da diyor ki ben listeyi yaptım. Sıralamanı da yaptım. Sen git oy ver diyor. Oy vermezsen de seni 250 bin lira para cezasına çarptırılıyor. Bilmem bu mesele Türkiye'de halledilmeden zaten fikirlerinin ve parti tüzüğünüzü ve programın uygulanmasına mümkün değil. Uygulanması mümkün değil. Şu halde Türkiye'de evvela yapılacak hususlardan bir tanesi gerçekten bir demokratik anayasa, gerçekten bir seçim kanunu, gerçekten bir partiler kanunu. Bunu tamamen iktidara geldikten sonra yaparız değil, biz bunu yaptık, iktidara gelirsek bunu uygulayacağız dediğiniz takdirde ben inanıyorum ki kamuoyu sizin etrafınızda büyük bir çoğunlukla toplanmaya başlayacaktır. Ama esas hastalık budur. Buna inanıyorum. Bu teşhisimi doğru olup olmadığını sizlere arz ediyorum ve bunun cevabını sizlerden bekliyorum. Hürmetlerimi sunarım. Estağfurullah. İyi akşamlar. Celal Bey'e teşekkür ederiz. Aslında birçok vatandaşımızın içindeki şeyi seslendirdi. Evet. Görüşü seslendirdi. Meclisimiz bundan evvelki seçim sistemiyle hakikaten tamamen liderlerin seçtiği bir listelerden oluşuyor. Tabii liderlerde illa kötü adamlar koyuyor anlamına söylemiyorum ama sistem bu. Dediği doğrudur. Bizim zaten bir anayasa önerimiz var. Biliyorsunuz onu kitap haline getirdik ve hemen hemen yetkili herkese dağıttık. Bizim anayasamız çok kısadır. 3 sayfalıktır. Başkanlık sistemi üzerine kurulmuştur. 2 turlu dar bölge seçim üzerine kurulmuştur. Ondan sonra yasama, yürütme, yargının birbirlerine olan sorumlulukları ve hakları vardır. Dengeler birbirini, kuvvetler ayrılığı. Bir de sonunda insan hakları vardır. En önemlisi anayasanın şeyi insan hakları. Çünkü anayasa insanı korumak için yapılmıştır. Devleti korumak için anayasa yapılmaz. Çünkü devlet kendini silahlı güçle korur. Halbuki devlete karşı hukuk şeyi korur, şahsı korur. O yüzden anayasanın esas özelliği devleti korumak değil, bireyleri korumaktır. Bireyleri korumak. Böyle bir anayasamız var. Seçim sistemini de Celal Bey'in söylediği mahsurları düşünerek 2 turlu dar bölge yaptık. Hatta konuşmamızın başına da söyledik. Evet. Dar bölge olursa dedik, liderlerin sultası altında bir meclis olmaz dedik. Hakikaten dar bölge 2 turlu iyi bir seçim sistemidir. Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki ANAP da bu konuda görüş şey yapıyor. Bu fikre yaklaşıyor. Bilhassa önce diyor belediyelerde deneyelim. Sonra da milletvekillerine deneriz diyor. Bana denemeye gerek yok. Başarılı bir sistemdir. Hem belediyelerde hem milletvekillerinde hemen denenmesinde bize göre büyük yarar vardır. Bir de Celal Bey partiler kanunu dediler. Biz o konuda yapacağımız şu. Partiler kanunu tamamen kaldırıyoruz biz. Partilerin kanunu yok. Dernekler kanunu gibidir. O kadar basit. Nedir parti dediğince dernek kuruyorsun, iktidara talipsin, üyelerin var. Bizim siyasi partiler kanunu nedir biliyor musunuz? Partilerin elini kolunu bağlayan garip bir maddeler yekünüdür. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın. Ya ben siyasi partiyim kardeşim. Başka ceza kaideleri var. Onlarla beni yargılar sen. Ayrıca bana siyaset yaptığım için ne özel cezalar çıkarıyorsun? O siyasi partiler kanunu bir karıştırdım ben. Hafakanlar bastı ya. Hafaka böyle saçma kanun nasıl çıkar? Dernekler kanunuyla bayağı idare edilir. 1961'e kadar dernekler kanunuyla geldi. Yoktu sonradan çıktı. Peki bu kanunları kim çıkarıyor? Çıkarıyorlar kardeşim. Siyasi partiler kanunu şey çıkarmıştı 27 Mayıs'tan sonra. Güya evet. Siyasi partileri adam etmek için kendilerine göre. Ama ben fikrimi ondan söylüyorum. Ondan sonra yani. Değiştirsinler. Siyasi partiler kanununa ihtiyaç yoktur onu söylüyorum. Bunu dernekler kanunu yeter. Değişmez tarafı yok ki yani parlamento olarak. Bir suç işlemişse siyasi partinin başkanı herhangi bir cezai şey yapan bir suç dokunulmazlığı yok. Bitti ne yaparsa yaparlar. Evet İstanbul'dan Tezcan Gergin arıyor. İyi akşamlar Sayın Gergin. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Buyurun Tezcan Bey. Besim Bey bir sorum olacak. Buyurun kardeşim. Besim Bey Türkiye'nin kurtuluşunu başkanlık rejiminde görüyor.
Evet. Çok güzel. Ama bu başkanı nasıl denetleyeceğiz? Bu denetleme organları nelerdir? Onlar hakkında geniş bir bilgi vermiyor. Belediyelerimiz de aynı şekilde. Başkan seçeceğiz diyor. %51-50. Çok güzel. Fakat onları nasıl denetleyeceğiz? O organlar hakkında geniş bilgi vermiyor. Lütfen bunun hakkında bilgi verse çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güzel bir noktaya temas ettik. Evet. Şimdi bu tabii iyi oluyor bu tip sorular. O boşlukları dolduruyoruz. Şimdi başkan deyince tabii herkes biraz ürküyor. Ya bir adamı başkan seçeceğiz. Despot getireceğiz. Başımıza bela alacağız. Halbuki başkanlık sisteminde başbakanlık sisteminden daha sıkı kontrol var. Bir tarafta bağımsız yargı var. Evet. Bir tarafta kanunları yapan meclis var. Ve başkanlık sisteminde grup kararı yok. Şimdi biliyorsunuz başbakan aynı zamanda meclisteki en büyük partinin grup başkanıdır. Ve grup kararı alındığı zaman o meclisin grubu aynı yönde oy vermeye mecburdur mecliste. Peki grup kararını kim aldırıyor? Başbakan. Başbakan ne? Hükümet. Peki bu grup nerede? Mecliste. Yani hem hükümette güçlü hem mecliste güçlü. Bunun en tipik örneği rahmetli Özal'dı. Bu hafta rahmetli anacağız kendisini. 17'sinde ölüm yıldönümü var. Hakikaten çok renkli, ülkeye çok büyük hizmetler yapmış bir insandı. Ben bunu olumsuz anlamda söylemiyorum ama kendi seçtiği insanlar meclisi oluşturduğu için hem kendisi başbakandı, hükümetin mutlak hakimiydi, hem de mecliste her dediğini yaptırabiliyordu. Demek ki şimdiki parlamenter sistem despotluğa daha müsait. Normal başkanlık sistemi müsait değil. Şimdi Amerikan başkanlık sistemini ele al. İşte bak Clinton'un başına gelenlere. Bir Whitewater skandalı geldi. Tamamen güçleri denetleme esasına göre kurulu. Yani bizde meclisin bu fonksiyonu esas denetim görevini yerine getirmesini engelliyor. Bütün mesele o. Siyasi meclis denetim görevini yapamıyor. O çok önemli. Bağımsız yaparsan denetimi de yapacak. Tabii. Başkan ayrı olunca meclis rahatlıkla bakanı da denetleyecek. Şimdi kendi bakanını denetleyemez ki. Kendisi içinden çıkarmış. Tabii. Çoğunluk oyuyla. Kendi bakanını denetlemesi demek güvensizlik oyu demek, hükümeti düşürür. Halbuki hükümet bağımsız kurulduğu zaman başkan tarafından, dışarıdan kolaylıkla o bakanlar hakkında denetleme yapabilecek. Bu çok önemli bir noktadır. Tezcan Bey de güzel bir noktaya temas etti. Denetim başkanlık sisteminde daha çok var. Yani kimse korkmasın, başkanlık sistemiyle Türkiye'ye diktatörlük gelmez. Bunu ben garanti ediyorum. Demokrasinin ya günümüzdeki çağdaş demokrasinin esası zaten güçlerin birbirini dengelemesi. Denetlemesi esasına dayanıyor. Evet. Tüm mesele o. Evet, Adapazarı'ndan bir değerli izleyicimiz arıyor. Savcı Kabil. İyi akşamlar Savcı Bey. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Buyurun Savcı Bey. İyi akşamlar Yeşim Bey. İyi akşamlar efendim. Uzun zamandan beri memleketin dahilinde herkes bu sistem arayışı içerisine girdi. Evet. Başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistem gibi. Ben diyorum ki vatandaş işin içinde olmazsa hiçbir sistemin sonuca ulaşması mümkün değil. Demokrasinin çok basit tarifi halkın kendi kendini yönettiği rejim. Bizim demokrasimizde halkın olduğunu söyleyebilir misiniz? Bir de demokrasinin olmazsa olmaz bir kuralı var. O da kuvvetler ayrılığı. Evet, doğru. Yasama, yürütme, yargı. Şu anda bu üç kuvvet kol kola değil mi? Kol kola olursa sonucu ne olur? Bir ülke düşünün ki krallıkla idare ediliyor. Eğer bu ülkede kral beceriksiz veya canavar ruhlu ise tek başlı canavar olur. Peki kötü demokrasilerden ne olur? Çok başlı canavar. Şu anda bunun örneğini görüyoruz. 32 tane parti var. Bunların hepsi sorsak memleketi kurtarmak için yola çıkmışlar. Nasıl çıkmışlar? Ankara'da 7 arkadaş bir araya geliyor. Vatanı kurtarmak için yola çıkıyorlar. Peki sonra tepeden aşağıya doğru örgütlenecekler. Bu örgütlenme kolay değil. Enerji, para, koşuşturma, çalışma. Ondan sonra iktidarı ele geçirecekler ve vatandaşa hizmet edecekler. Ben bunun mümkün olduğuna inanmıyorum. Ne zaman vatandaş olmanın sorumluluğu ve bu sorumluluğun gereğini yapar ve yaparsa bu ülke düzelir. Aksi halde düzeleceğine inanmıyorum. Benim önerdiğim sistem vatandaş birebir siyasete katılmalı. Nasıl katılmalı? Az önce siz
bu toplum yaşantımızda bizim apartman apartman hayatının ne hale geldiğini, yani insanlarımızın birbirini tanımadığını dile getirdiniz ve otopark olayını gündeme getirdiniz. Kahvenin ne kadar önemli olduğunu söylediniz. Ben de şunu söylüyorum. Her mahallede, yani bir oturma biriminde, mahalle olur, sokak olur, vatandaşların birebir siyasete katıldıkları, yani tabandan katıldıkları bir sistem. Oradan yukarıya doğru gidecek. Yani tabana oturacak sistem, vatandaş birebir siyasete katılacak, vatandaşlık sorumluluğu ve bilincinde onun gereğini yerine getirmek üzere katılacak ve oradan yukarıya doğru piramit olacak. Yukarıdan aşağıya değil. Eğer o tabana iyi yapışır, sağlam oturursa tabii. Onun meyveleri çok daha sağlıklı olur. Sadece demokrasi için değil, vatandaşın gerçek anlamda mutlu olması için de. Düşünün ki siz çok iyi biliyorsunuz her meseleyi. Genel başkan başkanlık sisteminde başkan da seçildiniz. Her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Az önce kendiniz söylediniz. Dediniz ki despot bir ülkede vatandaşlar huzursuz olur. Her şeyi doğru, aileden örnek verdiniz. Aile babasından evet. Her şeyi doğru söylüyor. Omuzda yatacak dediniz. Ama ne oluyor? Onun fikri alınmadığı için, onun düşüncesi kale alınmadığı için rahatsızlık duyuyor, evden kaçıyor. Doğru. Aynı şey şu anda siyasetten herkes kaçmış vaziyette. Çünkü siyasette bir takım kişiler siyaseti ele geçirmiş vaziyetteler. Partilerin durumu ortada. Partide bir kişi genel başkan seçildi mi, ilk işi kendini sağlama almak. Nasıl sağlama? Onu gönderebilirsin bir daha. Mümkün değil. Sistemi biliyorsunuz. Öyle ayrıntıya girmek lüzumsuz. Demek istediğim, vatandaş ne yapıp edilip bu siyasete çekilmeli. En azından %51'i vatandaşın siyasete dediğim şekilde, yani aşağıdan yukarıya şekillendiği takdirde hem vatandaş mutlu olacaktır hem de devlet rahatlayacaktır. Güzel, çok güzel. Sağ olun. Daha ayrıntıya çok doluyum. Biraz da heyecanlıyım canlı yayına. İlk defa böyle bir canlı yayına bağlanıyorum. Sanıyorum düşüncelerimi anlatabildim. Teşekkür ederiz Savcı Bey. Bu düşüncelerle saygılar sunuyor. Bir mukabele, iyi akşamlar. Güzel noktalara temas etti. Şimdi kararsızlar çok çıkıyor bu anketlerde. %40, %44. Aslında bu güzel bir şey değil. Bazen halkımızda şöyle bir duygu var. Ya ne yapsak fayda etmez. Var ya çaresizlik. Evet. O kötü. Evet. Yani bunun artık ümitsiz olamaz. Muhakkak doğru dürüst bir yönetime geçmemiz lazım. Ama ya nasılsa ben ne yapsam bir faydası yok demek kötü. Savcı Bey'in mesajını da o şekle doğru çekmek lazım. Çekmek yani lazım. Bütün vatandaşlarımızı politikayla daha yakından ilgilenmeye davet etmek lazım. Tabii bizim partiyle daha yakından ilgilenirlerse daha iyi olur. Ben öteki partilerin lehine konuşmayayım. Yine haberler geldi. Haberlerden sonra devam edelim. Değerli izleyiciler, haberlerden sonra son bölümde yine birlikte olalım. Şimdi bu deminki telefon eden izleyici Savcı Bey çok ilginç noktalara değindi. Vesim Bey de aslında epey bir şey yaptı, geliştirdi onu ama burada temel yanlışımız demokrasiyi sadece sandıktan ibaret görmemizden kaynaklanıyor. Evet, aslında vatandaşın Sayın Savcı'nın da söylediği gibi her kademede, yani en ufak mahalle biriminden başlayarak, yani batıdaki işte özendiğimiz, imrendiğimiz demokrasilerin, işte o kuzey ülkelerindeki demokrasilerin şeyi o adamlar, yani kendi mahallelerine döşenecek kaldırımın renginden tutun da işte bilmem nereye kadar kendileri karar veriyorlar. Hayır canım, kendileri karar veriyorlar. Tabii burada çok büyük şeyler de yapıldı. Yani ihanetler de yapıldı. 1980'den sonra bu siyasi partiler kanundaki değişikliklerle biliyorsunuz partilerin ocak teşkilatı kaldırıldı. Böylece yani siyasi katılımın tabandan itibaren gelmesi engellendi. Engellenmiş oldu. Evet. Oysa alabildiğine vatandaş her yerde, her aşamada bu siyaseti konuşmak zorunda. Aslında şey için söyleyeyim, o 60'ta kaldırıldı. 60'tan sonra kalktı. Evet, 60'tan. 60'tan sonra da ama diğer siyasi partiler bunu düzeltebilirlerdi. Tabii ki. Bir de değil mi ama? Tabii. Yani şimdi insan akla şey geliyor. Yapılmadı o gün bugün. 60'taki o darbe hükümeti diyelim ki böyle bir hata yaptı. Evet. Sen birader düzelt bunu. O ocak bucak teşkilatı konusunda söylediklerinize katılıyorum. Çok doğru. Yani onu yeni baştan tabii ele almak gerekiyor. İsteyen parti kurar, isteyen kurmaz. Sen onu serbest bırak da mecbur da tutma. Doğru. Mecbur da tutma. Serbest bırak. O da yapılmadı. Mahalle seviyesinde politika da yapılabilir. Hakikaten... Koray Bey'in dediği gibi hem ülke sorunlarından hem mahallenin çevre sorunlarıyla ilgili şeyler gelişir. Bir de katılım. Bir tek katılıma yalnız pozitif bir olay var. O da bu televizyon ve radyolar.
Evet. İnanılmaz katılım var. Anadolu'da bir sürü radyo var. En ufak bir kasabada, İstanbul'da da çok var tabii. Fakat bir bakıyorsun dinlerken o kasabalı biri hemen telefondan konuşuyor, bir şey söylüyor. Bu aslında şeye çok benziyor, politik katılıma çok benziyor. Bu şey, çünkü orada fikrini söylüyor aslında, kendini ifade ediyor. Bu tabii Besim Bey, bu aslında mevcut yasal statüden bypass yapması vatandaşın. Evet, evet. Yani bu gelişen medya sayesinde bypass yapıyor. Evet, yani gelişen medya sayesinde medyada fikrini söyleyebiliyor. Tabii, bypass yapıyor ve siyasi katılımı gerçekleştirmiş oluyor vatandaş. Yani. Şimdi Savcı Bey'in demin yaptığı konuşma mesela bu siyasi katılıma bir örnektir. Evet, örnek. Çünkü evet. Kendisi bunu yalnız bize söylemiyor, bütün dinleyenliğe söylüyor. Tabii. Şimdi bir dinleyenlere şeyini söylüyor, fikrini söylüyor. Epidir hattımızda bekliyor. Sayın Fazilet Fidan İstanbul'dan arıyor. Bakalım o kendileri neler söyleyecekler. İyi akşamlar Fazilet Hanım. İyi akşamlar beyefendi. Buyurun efendim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Geçmiş bayramınızı kutluyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Sayın Besim Bey, bütün görüş ve amaçlarınızı ailece candan destekliyoruz. Teşekkür ederim. Sizi medyada daha çok görmek istiyoruz. Daha çok tanımak istiyoruz. Kadıköy İl Teşkilatınızdaki Emine Hanım'la partinize üye olmak için bugün irtibata geçtik. İnşallah bu savaşınızda sizinle birlikte biz de katkıda bulunmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi zaten Türkiye'nin günlük olaylarına siz değiniyorsunuz fakat devamlı kanayan yaralarımız var. Ben bir Türk kadını olarak Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu iç dış siyaset, ekonomi, din, ahlak, adalet gibi en önemli problemlerle bir karanlık tünelde olduğunu biliyorum. Sizi bu tünelin sonundaki ışık olarak görüyorum ve sizin hakkınızda da yanılmak istemiyorum. Dürüst siyaset, insan haklarına saygı istiyorum. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım derken utanmak istemiyorum. Adam gibi askerliğini yapmış iki oğlum var. Fakat benim içim şehit ve gazilerimizin anaları gibi yanıyor. İki gözünü, kolunu, bacağını kaybetmiş bir yavrunun gözlerimi istiyorum kumandanım derken benim de içim yanıyor. Evet. Ankara'ya uçakla değil otobüsle gönderilip protez bacak için 6 ay sonraya gün verilip bir sandalye, tekerlekli sandalye verilmeyen yavruya ben de yanıyorum. Şehit ve gazilerimizin bunlara çok cüzi maaşlar evet, verilirken çok doğru söylüyorsun. Meclis koltuklarına verilen milyarlara, 300 milyara yapılan anıt mezara ben hayır diyorum. Eğer vergisini ödeyen bir vatandaş olarak bir meteliğim dahi geçiyorsa helal etmiyorum. O parayla kaç şehit yavrusu okutulur, yetiştirilir? Kısacası israf yapacak kadar zengin değiliz. Kaldı ki biliyorsunuz bir Kennedy bile dümdüz çimlerle kaplı bir mezarda yatıyor. Evet. Adalet istiyorum. Ağır suça ağır ceza istiyorum. Bir Özdemir Sabancı kolay yetişmiyor. Evet. Onu ve arkadaşlarını öldürenleri, 4 yaşındaki yavruyu kirletip boğanları, nöbetteki polisimi, askerimi kurşunlayanları ceza evlerinde beslemek istemiyorum. Caydırıcı ceza istiyorum ki o tip suça niyetlenenler frenlensin. Milliyetimi, dinimi, siyasetimi, adaletimi dürüst yaşamak istiyorum. Benden geçti artık, yaşım 56. Fakat çocuklarımız, torunlarımız için bunu istiyorum. Besim Bey, tünelin sonundaki ışık olarak size bel bağladık. Sizinle birlikte tekrar kıvançla Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demek istiyorum. Bunu başarabilecek miyiz onu da bilmiyorum. Teşekkür Başarılarınızın ederim. Devamını diliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim Fazilet Hanım. Sayın Fazilet Hanım. Duygulandırıcı bir konuşma yaptı Fazilet Hanım. Çok teşekkür ederim. Bizi de çok ağır mesuliyet altına soktu. Söylediği birçok şey de doğru. Çok doğru noktalara temas etti kendisi.